Şimdi doğumsal olarak da başladığı için birincisi annesinde polikistik over sendromu olan ve adet düzensizliği olan kişilerin herhalde daha evlenmeden önce de bir uzmana gitmelerinde evet. fayda var. Kesinlikle. Ee, bir şey daha soracağım, kız çocuğu, bebekler. Daha bunu bebeklik döneminde, çocukluk döneminde tespit etmek mümkün oluyor mu? Günümüzde erken tanıya yönelik neler? tedaviye yönelik neler yapılıyor? Çok güzel bir soru. Evet. Kesinlikle te, te, şey yapılabilir, teşhis edilebilir fakat durum çözülemez. Hani durumu şöyle izah tamam. edeyim size. Mesela diyelim ki işte kız çocuğunun 6 yaşında saç rengi siyah ama bunu değiştirmek istiyoruz. Bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü o kodlanmış olduğu için. Polikistik overi de siz saptarsınız aslında 8-10 yaştaki bir kız çocuğunda ama diyelim ki polikistik over var. Siz hastaya hani bir ilaç verip ya da bir yöntem söyleyerek onun o polikistik overli olmasını ortadan kaldırabilir misiniz? Kaldıramıyorsunuz. Ama hastalara şöyle uyarıyoruz. Polikistik psikover tanısı almış hasta. Tabi hastada bir takım bulgular eşlik ediyor bunlara. Şimdi mesela hangi hastalar bizim kapımızı daha çok çalıyor? Hasta mesela diyor ki, hocam ben diyor 3-4 ayda bir ki bazıları 6-7 ayda bir adet oluyor. Yani düşünün normalde her ay her döngüde bir defa adet olan hasta, yani yılda 12 defa adet döngüsü gören bir kız çocuğu ya da bir hanımefendi bazen 6 ayda bir, bazen yılda bir defa adet oluyor. Bu tabii onun için çok anormal bir durum, korkunç bir durum. E, bu hastaların çoğunda kilo verememe problemi vardır. Hani hastaya sorarsınız ya ben hep kiloluydum, hep çok da kolay kilo alıyorum ama kilo vermem de çok sıkıntılı der. Bu hastalarda tüylenme artışı vardır bir miktar. Hastaların özellikle yüz bölgelerinde göğüslerinin arasında göbek bölgesinde kendini rahatsız eden ve çoğunlukla da tedaviye dirençli olan bir tüylenme artışı var. Bu hastalarda yine aynı zamanda sivilcelenme artışı da söz konusu. Çünkü hastaların temel problemi şu aslında. Yumurtalıklarındaki o durum hastada bir hormon dengesizliğine sebep oluyor. Bu da hastadaki bir takım hormonların başta testosteron olmak üzere artışına sebep oluyor hastada. Yani hastada o hastalarda aslında bir miktar erkeklik hormonu normale göre daha fazla. Şimdi bu söylediğimiz hasta bazen şaşırıyor hocam ben de erkeklik hormonu mu var diye. Vücudumuz bir bütün olduğu için her erkekte bir miktar östrojen de vardır kadınlık hormonu her kadında da var ama bunun miktarı artmaya başladığında işte bu durumda tabii tabi hastada bu tür bulgular ortaya çıkabiliyor. Şimdi bunu tespit edersek de hasta ediyoruz ki bakın sizin böyle bir durumunuz var. Siz bunu yaşamayı öğreneceksiniz. E, bunu değiştiremiyoruz. Hani hasta bazen diyor ki ya hocam bir ilaç verin bizi kurtarın. Hı hı. Keşke öyle mucizevi bir ilaç bulunsa şu anda onu yani böyle bir ilacımız elimizde yok. Ama hastaya mutlaka söyleyeceğimiz bir takım telkinler ve bir takım tedavi yöntemleriyle hastanın bunun farkında varıp onunla birlikte yaşamasını öğreniyorlar.